kooperatif üreticilerin aracıları aradan çıkararak ürünlerini en iyi koşullarda pazarlama için kurdukları bir ortaklıktır. Tarımsal kalkınma kooperatifleri ise ortaklarının her türlü bitkisel, hayvansal ve ormancılık konularındaki üretimlerini geliştirmek, ihtiyaçlarını temin ve tedarik etmek ve ürettikleri ürünleri aracısız olarak en iyi koşullarda pazarlamak için kurdukları bir ortaklıktır. Kooperatifler Türkiye'nin geleceğidir. Kooperatifler gelir düzeyi düşük, sermayeleri yetersiz insanları bir araya getirerek onlara ekonomik güç sağlarlar. İnsanlara sorunlarıyla birlikte sorunlarını çözme gücü verirler. Bireylere kendi işinin sahibi olma duygusunu en iyi hissettiren yerlerdir. Kooperatiflerin şeffaflığı ortaklar arasında da güven sağlar. Bugünkü sohbet konumuz kooperatifler. Belki de bugün işleyeceğimiz kooperatifler konusu Türkiye'nin geleceğini belki de konuşmuş olacağız. Bir kooperatiften yola çıkarak yolumuzu çizmeyi uygun gördük. Mersin il ve ilçelerinde Silifke, Mut, Erdemli, Tarsus dahil 40 orman köyünden 1036 ortağı olan eski Mersin Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi'nin de 30 Nisan 2014 tarihine kadar ortağı olan ve bu tarihten sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu bitkisel esans ve yağ üretimi bitki kurutma paketleme fabrikaları olan Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin benzeri bulunmayan bitkisel yağ, esans ve bitki kurutma paketleme fabrikasının üretime kazandırılması ve bölgemize yeni bir markanın oluşmasının sağlanması ile ilgili bugün sohbet edeceğiz. Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Mersin Eski Milletvekili Doktor Ali Su, kooperatif başkanımız olarak bugün birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben tıp doktoruyum. Silifke'nin Işıklı köyündenim. Işıklı köyü içelim batı bölgesine bulunan aslı göçer bir aşirettir. Fakat işte Cumhuriyet döneminden sonra yavaş yavaş yerleşim yerine geçmeye başlamışlar. Bir tıp doktoruyum ama tıbbiyede şöyle bir söz vardır. Tıbbiyeden ara sıra doktor çıkar, her şey çıkar, ara sıra doktor çıkar diye bir espri var. Onun gibi bir tıp doktorunun bir kooperatifine bir defne yağıyla ilgisini sorabilirsiniz. Soracağım hocam. Biraz sonra soracağım. Çünkü bu 1036 üyeli kooperatifin en çok üyesi olan Akdere Işıklı bir aşirettir bunlardan olan bir kişiyim. O bölgeden okumuş, köyüne bağlı, ırkına bağlı bir kişi olarak kooperatifin naçar, zor durumda düşünce 1987'de sen burada ne duruyorsun deyip köyler benim yakam aldı. Evet. Ben de bu işin içine girmeye karar verdim. Bunun hakkında bir ondan evvel hiçbir bilgim yoktu. Yani kooperatif üyesiyim, o kadar üyeliyim, bildiğim. Defne'yi aşiret olarak daha ve biz kışın keçilere yedirirdik. İşin doğrusu buydu. 6 Aralık 1987'de kayyumda olan kooperatife başvurduk. Biz de bu kooperatifin yönetimine girmek istiyoruz dedik. Ve karşımıza 15'den evvel icraya düşen kooperatifin yönetimi
cezalanmış filan. Biz de onların karşımıza bir can hıraş, bir çabayla kooperatif seçimi yönetimi biz aldık. Aldıktan sonra inceledik ki çok büyük borcu var. Fabrika kurulmuş fakat fabrika tamamlanmamış. Naçar durumda bir şey, ne yapabiliriz diye sağa sola başvurmaya başladık. İlk başvurduğumuz yerde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Tıbam, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünde bu kooperatifin minyatürü var orada. Orada Hüsnü Başer'de, Profesör Hüsnü Başer, Can Hüsnü Başer'de bir kurduk. Onunla Birleşmiş Milletler'in yardım alarak, onlardan destek alarak fabrikayı Birleşmiş Milletler, Hindistan Osmaniye Üniversitesi, 1956 Osmaniye Üniversitesi'nden mezun Narasimha'yı da Birleşmiş Milletler'den bize transfer ettiler. Çalışmak için, fabrikayı çalışır halde getirmek için ve büyük çabasıyla biz fabrikayı 89 yılının Mart'ında üretim distilasyon bölümünde koku veren bölümün üretimi geçirdik. Orada o çalışmada Tur Bey kardeşimi de kooperatife üye yaptık. Çünkü çalışması gerek mesleği yönünden bu iş eczacılığına ilgili olan gerek hem bu yönde kabiliyet olan hem de kooperatifin kurulduğundan beri takip eden kişi olarak Orman Köylüsü'nün kooperatifi olduğu için Tuğrul Orman Köylüsü de olmadığı için buna üye olamadı. Biz çalışmasından dolayı biz bunu yönetim olarak aldık. Yönetime şey oldu, kooperatif üye yaptık ve yönetim aldık. Bunu ben 91'e kadar bu şekilde kooperatif yönetimine devam ettim. 91'de tabii ayrıldım, o zaman siyasete girdiğim için ayrılmak zorunda kaldım. Fakat şimdi burada söylemek istediğim, bu Orköy, o zaman adı yine Orköy. Orköy ne iş yapıyor? Bir kooperatif kurulmuş, fabrika kurulmuş ama ne üretiyor, ne yazıyor? Orköy diye adını biliyor, ne yaptığını bilmiyoruz. Zaten daha önceki yönetim kayyuma devredildiği için eski yönetim şeye girdi, tutuklanmışlar. Yani oranın şeyine girmek istemiyorum. Buranın 3 bölümü var. Kooperatif fabrikasının 3 bölümü var. Bir distilasyon bölümü, ekstrasyon bölümü ve distilasyonda koku veren şeyler ve onun şeyini esansını arttırıcı yani konsantrasyonu çoğaltan, azaltan yeri var. Bir de yaprağı kurulup ihraç ediyorsun. Yaprağı satabiliyorsun. Defne. Defne dediğimiz bu defne özellikle Akdeniz bölgesinde 300 metre yüksekliğine kadar harnıp dediğimiz şey üretiliyor, ürüyor kendiliğinden spontan olarak kendi haline burada ürüyor. 300'den 700 metreye kadar olan ne de defne üretiliyor. Tamam, Taşkent'te daha defne, Ermenek'te defne var. Ve Akdeniz bölgesinde özellikle Göksu Vadisi'nde dünyanın en kaliteli defnesi var. En kaliteli defne. Nasıl Silifke'de, Keben'de nar, kaliteli nar çıkıyorsa dünyada en fazla defne yaprağı ihraç edilen kalitesi Türkiye. En güzel. Evet. Türkiye'de en kaliteli defne burada olduğu için Silifke'de Faftan'ın temelini buraya atılmış, yapılmış. Yani o, daha evvelki yönetim hakkında bir şey söylememe gerek yok. Tutuklanmış. Biz o zamandan beri bu devam edecek. 91'den sonra ben milletvekiliyim süresince kooperatif yönetimine görev almadım. Almam da doğru değildi zaten. Ondan sonraki dönemde tekrar yine görev aldık. Yani devam ettiriyoruz. Sonra biz bir ikili olduk. Eczacı Tuğrul Tolun'la Doktor Ali Su bir ikili oldu. Silifke'de defne dendiği zaman ya da kooperatif defne ya fabrikası dendiği zaman bunun ikisi akla gelir. Çünkü dirsek verdik. Hiçbir şey düşünmeden bu halkın hakkını ölmesin diye, halkın hakkı devam etsin diye. Bu zamanda 1969 yılında 32 Orköy kooperatifi kurulmuş. 31 ilave edilmiş, gitmiş çeşitli sebeple. Bir tek yaşayan kooperatif olarak Silifke adını sonra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olan Silifke'de eski adıyla Orköy
Şimdi Tarımsal Kalkınma İnanı veyahut da Defne Fabrikası adında olan bu yaşıyor. Bu da yani övünmek gibi olmasa ama Tuğrul Tol'la Ali Su sayesinde bu şekilde geldi. Ha biz bunu üreteceğiz, bu fabrikayı çalıştıracağız diye bir iddiamız olmadı. İlk önce biz bunu bir kurtaralım dedik. Temizledik. O arada fabrikaya biraz evvel sizinle izah ettiğiniz gibi İçel Özel İdaresi'ne ortak yaptık. Bize destek çıkıldı. Birleşmişler'den destek aldığımızda bize desteği, bilgi, insan desteği verdiler. Malzeme desteği verdiklerinde o zamanki vali bize destek verdi ve çalışmamıza yardımcı oldu. Biz fabrikayı çalışır hale gelmek için uzun bir uğraşı verdik. Bu uğraşı sırasında esansı ürettik. Yalnız ekstraksiyon bölümünü çalıştıramadık. Çünkü onu özel bir şeyi isterdi. Onu yapamadık. Bu yaprağı kuruttuk. O zamanki imkanlarımızına İstanbul'daki sanayiye, Bursa'daki sanayiye kişisel olarak ben hep numune gönderdim bu şeyi çalıştırmak için. Biz bunu çalıştırma imkanımız yoktu. Çünkü maddi gücümüz yok. Sonra mesleğimiz icabı. Ben o zaman devlet memuruydum. Bu kooperatif ben Silifke devlet hastanesi cerrahi operatörüydüm. Orada çalışıyordum. Gezerdi bunu yap. Burayı kontrol ediyorduk. Her neyse bu şekilde devam ettik. Ondan sonra gelen ormandan emekli bir kardeşimizi kooperatifin başına rahmetli oldu. Onu geçirdik. O çalıştı. Yani bu ondan sonra kiraya vererek bu işi devam ettirebildik. Eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Ama bir sermaye kesiminden bize gelip de burayı biz çalıştıracağız diye hiçbir fert, hepsi kısa sürede bir şey yapmak, bir şey çalıştırmadan ziyade sahip olma şeyine, hevesine kapandılar. Biz de bu halkın hakkının zayi olmasını istemedik. Yani kiraya vererek, eksiklerini tamamlayarak o şekilde devam ettik, sürdürdük. Sabit yağ bölümünden dediğim gibi daha sonra kiracımız çalıştırıp bir kontrol edildi. Şimdi kısaca benim burada söylemek istediğim bunlar. Fabrikaya kiracıyla bir elde ettiğimiz nemayenin şu andaki karşılayacak durumumuz bir sermayedar kişilerin gelip burayı çalıştırmasını, Silifke'li veya Mersin'lerin bu işe sahip çıkmasını, bu işin yürütülmesini, dünyanın Türkiye'de bu işi üreten bu şekilde bize faydalı olacak bu kadar çok üyesi olan bir kooperatif ve bir ülkemize, bölgemize faydalı olacak olmasını istiyoruz. Ve bundan sonrasını Tuğrul Bey çok daha şeyini ince detaylarını bilir. Ben sözü ona vereceğim. Bana düşen bir sorunuz olursa sonra yani cevap vermek isterim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Başkanım teşekkür ederim. Sevgili Tuğrul Tol. Kısa bir özetleme yapacak olursak 1969'da kooperatif kuruluyor. Kooperatif kurulurken ismi Orman Köyleri Kalkınma Kooperatifi ve 1990 yılında Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin adını alıyor ve inşaata, fabrika yapımına 1975 yılında başlıyor. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Orköy Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu fizibilite raporları çok önemli. Destekleriyle ve görüşleri doğrultusunda da ciddi bir yardımlar oluyor. Orköy fonundan da kredi kullanılıyor. 1980'de bitmesi gereken fabrika 5 yıl gecikmeyle 1985 yılında tamamlanıyor ama kredinin de 1980'de başlayıp 1985 yılında bitirilmesi gerekiyor. Yönetim kayyuma geçiyor. Kayyuma devredildikten sonra sizin kooperatif olan ilginiz ve kooperatifin yaptığı, ürettiği ürünlerin ne kadar önemli olduğu ortaya bildiğiniz için ve değerlendirmede yaptığınız için Ali Su Başkanımızla beraber ve 1987 yılında kayyum nezaretinde yapılan genel kurulda yönetime seçiliyorsunuz. Yeni yönetim olarak neler yaptınız? Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Eczacı Tuğrul Tol.
Buyurun efendim, söz sizde. Önce herkese şunu söylemek isterim. Bugün 31 Ağustos, dün 30 Ağustos'tu. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir kuruşuyla ilgili bir zaferinin bayramı vardı. Onu kutluyorum. Şöyle söyleyeyim. Eczacı olarak zaten Ali Bey söyledi. Bu fabrikanın konusu eczacılığın işi. Onun için ben buradayım. Eczanem var Silifke'de. Ama bir kilometre ileride bu fabrika var. Haliyle girmem gerekti. Onu bir tarafa bırakalım. Neydi bu fabrikanın projesi? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti 70'li yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı var. Bu plan dahilinde bir fizibilite raporu yapılmış. Bütün dağdaki bitkiler envanteri çıkarılmış. 70'lerde bakın tek tek dağlarda ağaçlar sayılmış. Hepsi var fizibilite raporunda. Ve bu fabrika ona göre planlanıp gelmiş. Peki sadece bu fabrika mı yapılmış devletçe? Hayır. Orman Körüsü'nü kalkındırmak için o yıllarda 75'te Orman Bakanlığı'nın Orköy Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlüğü var. Evet. 30 tane değişik branşlarda fabrika kurmuş devlet. Mesela ne yapmış? Daha o dönemlerde Türkiye'de böyle paketleme, sosis, salam, et hazır şeyler yokken bunun entegre et fabrikasını kurmak için köyleri organize etmiş. Süt mamulleri için daha şu meşhur markalar yokken devlet köylüleri bunu yaptırmak istemiş, fabrika kurmaya çalışmış. Modüler, mobilya yokken öyle Bolu'da, şurada burada böyle fabrikalar kurmuş. Meyve suyu paket yokken onun fabrikasını kurmaya çalışmış. Bu 30 fabrikadan hiçbiri kooperatife kısa sürede bitmiş, çürümüş, dağılmış. Bir tek bizim sayemizde bu ibret için Silifke'de yaşamış, devam ediyor. Birinci nokta bunu söyleyeyim. Devlet planlama teşvikli, İtalya'dan ithal edilen, devletin kontrolünde örnek tip orman köylerini kalkındırma kooperatifi modeliyle kurulan büyük bir projenin bir parçası bu. Ama olmamış. Gelelim bana. Bense 68 kuşağının bir insanıyım. Türkiye'de tek bir fakülte vardı, eczacılık fakültesi. Başka yoktu. 180 kişi alıyordu. 44 bin kişinin arasından sıyrıldım. O fakülteye girdim. Sabahtan akşama kadar laboratuvarlarda bu fabrikanın yaptığı esansları, kremleri, kozmetik işleri yaptık. Bitirince ne oldu? Çıkınca herkes bir eczane açıyor. Şimdiki eczacılık fakülteleriyle ilgili. Gibi. Ben de aslında 68 kuşağında bir üretme, topluma bir şey verme hevesi vardı. Şunu düşünmüştüm. Memleketim Silifke ama babam memur olduğu için hep dışarıda bulunmuştuk. O dönemde askerliği de yaptıktan sonra Silifke'ye eczaneyi açtım. 47 yıldan beri de eczaneniz açık. Evet. Halen de devam ediyor. Okuldan ayrılırken 68 kuşağının ideali içinde yaşadıklarımızdan ne verebilirim diye düşündüğümde iki branş seçmiştim. Birisi belediyecilik. Hiç yapmadım. Siyasetten biraz hoşlanmadım. Ama ekonomik, eczacıların ekonomik örgütleri boyutunda Türkiye'nin ilk ecza kooperatifini üretim bazında açılmasının şeyine
başlangıçta okulu bitirdiğimde zaten kafama koymuştum. Eczaneyi açtım. 2 sene raftan paketledikleri ilaçları eczanede pakete verdik, reçeteyle sattık. Bana çok yavan geldi. Ben ilaç üretiyordum. Onu öğrenmiştim. Hiç yapmıyoruz. Hatta alay konusu bakkal oldunuz deniyordu. Bundan sıyrılmam lazımdı. Şansıma da hemen 1 kilometre ileride bu fabrika var. Ondan önce limonculuğa merak saldım. Bir limon kooperatifi kurdum. 76-77 yılında Türkiye'nin ilk ihracat siparişini alan kooperatifin 15 kişilik kurucusu arasında bulundum. Sizin yörenin kooperatifçilik bizim yörenin çok evet. Özel bir özelliği var. Aslan Ece de bunlardan biriydi. Limon. Tabii. Yani onu da gördüm. Bir düzensizlik var tarımda. Bakın. Bunu da gördüğüm o limon kooperatifinden kooperatifçiliğin detaylarını öğrendim ve dedim ki İçer Milletvekili rahmetli Veli Yıldız, Silifke Parti Başkanı. Hocam zamanımızı iyi kullanmamız gitti. Lazım. Evet. Hızlı geçmemiz gerekiyor buraları. Ankara'ya giderek Türkiye'nin ilk eczan kooperatifini, bu fabrikayı ben değil, eczan kooperatifleri fabrika işletsin diye kuruldu. Fakat o yol çıkmaz oldu. Eczacılar raftan evet. ilacı paketlemeyi ye tuttular. Eczan kooperatifleri evet. üretime girmedi. Şimdi peki nasıl oldu? O kısmı da atlayayım, şey anlatayım. Evet. Bir gün Silifke'de oturuyoruz. Kalabalık restoranlarda falan gruplar var. Nedir bu? İşte fabrika kuruluyor dediler. Gittim merak ettim. Bir para giriyor. Bir çalışma var. Bir müteahhit var. Bir şeyler var. Tam da eczacılık. Merak ettim. Fakat hatta montaj safhası bitiyordu. İtalya'ya da gidip bunu öğrenmek üzere müteahhitten de teklif geldi bana. Onu işletmek için. O safhalardayken müteahhit vefat etti. Şeyler durdu. Kredi durdu. Yeni ihale çıkarılacak. Bir tespit yapıldı. Her zaman olduğu gibi yapılan işten fazla para ödenmiş. Kooperatif yöneticileri içeri girdi. Onun üzerine bu 83 yılında oluyor. O duran mekanizmayı benim de eczanem tam Ali Bey'in köylülerin dolmuşlarının kalktığı yerde orada tanışıyorum köylü başkanlarla falan. Dedim ki gelin bunu özel idareyi ortak yapalım. Sayın Sabahattin rahmetli Çakmakoğlu döneminde özel idareyi ortak yaptık. Mersin Vadisi'ne bağlı. Nedir? Köylüler gittik. Daha o zaman Ali Bey yok. Özel idare ortak oldu. Ama orada kaldı. Fazla bir şey yapılamadı. Çünkü işler tıkanmıştı. 84 yılında bize kredi veren genel müdürlük ve fon kapatıldı. O da bir darbe oldu. Devlet parayı ödemedin diye kooperatife icraya verdi. Faiz tahakkuk ettirdi yüksek oranda. Tamamen kilitlendi. Ne yapılabilir? İşte orada şeylerin arşivlerini bir kaymakam bana, hiçbir yetkim, bir eczacıyım. Ama bana kapatılan Orköy'ün evrakını açtırdı. Ben oradan İtalyan firmayı buldum. Ne yapabiliriz araştırttırdı bana. Bu imkanı verdi. Ben bunun üzerine bu çalışmaları yaparken mahkemeye düşmüş dosyaları alıp ortaklar listesinde Ali Su'yu gördük. Ali Bey de daha sonra tercihli milletvekili olmuş, halkın sevdiği, insanlara doktor olarak muazzam yardım eden bir insandı. Kendisine gittik, bu olayı anlattık. Bakın siz
kardeşi üye yapmış meğer. Askeri doktor olarak İskenderun'da şeyken. Bu projede %10'u ortaklardan para toplanıyor. %90'ı kredi oluyor. Onun için daha çok ortak olsun diye çok sayıda gıyabında ortaktan öz kaynak alınarak şey yapılmış. Böyle bir kooperatif. Şimdi bu maceranın içinde gördük ki İtalya'da Teoman Nisan Sayın Vali, o da valiye aksettirdik olayı. O da bize dedi ki bu İtalyan firmayı bul, getir. Buranın şeyine ne yapılacak, nerede kalmış, projeyi o yapmış İtalyan firma. Tamamlamasına bir formül bulun, ben de elimden geleni yaparım dedi. Bize yol gösterdi. Bakın, biz şunu da belirteyim. Hiçbir art niyetimiz o yanlış kooperatif yönetimlerinden sonra olmadığı için yönetim kuruluna her zaman il özel idaresini onun atadığı kaymakamı başkan yaptık. Yani oradan bir şeyler alıp istismar etme pozisyonuna hiç gitmedik. Her zaman yönetim kurulu başkanımız kaymakam oldu. Başkan yardımcısı Ali Bey'di. O gittiğinde ben başkan yardımcısı oldum. Kaymakam tayin olduğunda görevleri biz başkanlığı biz aldık. Yani devletle iç içe yardımlaşarak yaptık o yıllarda. Fakat daha sonra ekonomik krizler devletin burayı tamamlamasına imkan tanımadı. Tanımayınca ne yaptık? Bir formül bulduk. Yap işlet devlet modeliyle özel şirketlere kira karşılığı tamamladık. Zorunluluk aldınız. Evet. Bir özet yaptım evet. Zannediyorum. Ortakların yardımlarıyla da ana borçları tamamen ödeyip kiraya vererek de burayı işletimi açmış oldunuz. Bu çok önemli bir başarı ama hedefiniz değildi elbette. Hedefiniz kendiniz bunu işletmekti. Kiracılarla ilgili karşılaştığınız sorunlar nelerdi? Bunu bir açıklığı getirir misiniz? Şimdi fabrika projesini İtalyanlar siz ne istediyseniz ona göre yapmışlar. Ne var bu fabrikanın içinde? Defne'nin meyvesi. Sabunluk yağ çıkarıyor. Onun Sadece. İçin ekstraktör var. İşte şurada görülüyor. Evet. Onu yapmışlar. Esans üretilecek yaprağından. Kekikten, kimyondan, şundan bundan. Onun içinde Fransa'da gül esansı meşhur. Oranın en meşhur fabrikasından ikişer tonluk üç tane Fransız malı kazanı da getirmişler. Bunları İtalya'da imal edip montajını da yapıp paket halinde Türkiye'ye getirip kurup söylediği gibi kurup yapılacak işletmeye geçecek. Kar ettikçe de devletten alınan kredi ödenecek. Bu olmayınca işte kiracı modeli bulundu. Şunu gördük. Projenin başlangıçta da şu eksiğinin olduğunu gördük. Şimdi bir yaprağı alıyorsunuz. Türkiye yaprak olarak da olduğu gibi bunu kurutup, kalibre edip, paketleyip satıyor. Dünyada birinci. Kekik. Bunu da böyle satıyor. Esansını çıkarmadan da yapıyor. O halde böyle bir işleme, ayıklama, kalibrasyon tesisini kurulmamış başta. Kimse de bunların esansını çıkarma, yağını, sabunluk şeyini çıkarmayı da böyle fabrikasyon halinde bilmiyor. Ne yapılıyor? Köylülere kazanlarda alttan odun bedava dağdan getiriliyor. Defne meyveleri atılıyor bunun içinde. Kaynatılıyor saatlerce. Günlerce çiğneniyor falan. Kapkara sabunluk bir yağ elde ediliyor. Şu anda da öyle. Bizim fabrika çalışmadığı için Türkiye'de
bu türlü def ve sabunu üretecek yağ elde edilmiyor. Sizin fabrikanın, Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretmiş olduğu defne yağının ne özelliği var? Şimdi şöyle, bakın bu hegzan denen organik çözücüyle, yani 36,5 derecede hassas bir şey bu. Ayçiçek yağı falan gibi bitkisel sıvı yağların modeli bu fabrika. Ama öyle değil. Orada örneğin ayçiçekte önden kavurma, presleme ile yağın %50'sini alıyorsunuz. Zeytinyağı. Zeytinyağı çıkarıyorsunuz continue sistemde. Posa çıkıyor pirina. Pirinanın içinde %1-3 oranında yağ var. Onu da ekstra burada çıkarıyorsun. Ayçiçekte, yer fıstığında her yönüyle değerlendiriyor. Her türlü, burası da onun tamamlayıcısı olarak bulunan bir fabrika. Peki kiracı ne yaptı? Kiracı o yaprak paketi yer, hiç işlemeyen, esas üretmeyen kısmına makineleri için geniş arazimizi kullandı. Makinelerimizi hiç kullanmadı. Sadece 2010 yılında bir macera perest yemek sektöründe catering firması, genç müteşebbis bir kişi. İtalyan, İngiliz. Türk. O değil. Ondan önce. Evet. Yerli catering firması ve Türkiye'nin üçüncü yemekçilik firmasıydı bu firma. Bu firma tesadüfle, o da benim yazlığımda, Tarsuslu bir yağ üreticinin Gemlik'teki, ben şunu bir halledelim, şu fabrikayı satalım dediğimde, Gemlik'teki yere ham yağ veriyor, Tarsus'tan üretiyor. Oraya haber salmış. Fabrika isteyen birisi varsa burada Silifke'de var demiş. Tutuyor, öyle geliyor bu adamcağız. Ve inat etti, burayı yaptı. 2010 yılı, bakın kaç yıl sonra, 83, 88, 2010 yılında ekstraksiyon bu adamcağız sayesinde, bu şirket sayesinde monte edildi. Nasıl monte edildi? Benim bir arkadaşım, eczacı arkadaşım, Marsa'nın şey hizmetlerindeydi, personel hizmetlerindeydi, onun kardeşi vasıtasıyla emekli olan personelleri getirdik. Bu şirketin emrine verdik. Bizlerin yardımıyla o sene bunu kurdu ve %2,5 karla kooperatifimiz dağlardan malı topladı. Getirdi buraya, verdi, çalıştı. İşi büyütmeye kalktı. Bu sefer rafineri tesisi falan kurması gerekiyordu. Su gerekiyor. Biraz Göksu Irmağı'ndan uzak, şeyden, belediyeden toprak mahsulleri ofisinin depolarını istedi. Parasını yatırdı. Belediye, ben orayı hal yapacağım dedi. Hala da yapılmadı. Adamcağız kafası bozuldu. Gitti Balıkesir Avran'da çok büyük bir fabrika kurdu. O şansımızı öyle kaybettik. Ondan sonra ısrarla İngiliz, İtalyan, aynı zamanda Türk vatandaşı olan, İzmir'de her türlü bitkisel ürünü değerlendiren, daha önce tütün konusundaymış, sonra tütün azalınca, kısıtlanınca defne, kekik üretilme konularına eğilmişler. 2 yıl peşlerinden koştum, onu getirdim, onu kiracı yaptık. O burayı yine esas kısmı hariç, ekstraksiyon yine durdu. O da çalışmadı yine, bakın o şeyden sonra. O genç müteşebbis olan burada başka neyi üretebiliriz dedi. Makineyi yaptı. Defne 3 ay içerisinde meyvesinden, posalarından yağ üretildi. 3 ay sonra ne yapacağım ben? Dedim ki burada yer fıstığı var. Silke halen de yer fıstığı konusunda iyidir. Evet, Osmaniye falandır ama kırıntılarını aldık. Anamur var. Evet. Kırıntılardan tuttuk. İki denemek için ikinci el pres kavurma şeyi getirdi.
3 tane. Onu koydu. Bakın işte bakın şey bu. Yaratıcılık, risk aldı. Çatır çatır yer fıstığı yağı da üretti. Ama ondan sonra dediğim gibi şeye gitti. Balıkesir'e büyük ayçiçeği falan şeyi koydu. Şöyle yeni söyleyeyim. Bir macera başladı. Hocam hızlandıralım. Kiracılarla bağlanacağız biz. Kiracılarla bağlanacağız. Evet. Devam etti. Fabrikanın eksiğini tamamlamakla çatısını tamir, şunu bunu şeyiyle kira az oldu. Köylülere hiçbir para gelmedi. Yük vermeden. Köylüler netice itibariyle kirada ama bir şey olmuyor diye sonunda satış kararına doğru böyle gittik. Yani kiracılar da köylüyü tatmin etmedi. Şuraya gelelim hocam. O zaman Mersinli bir firmaya kiraya verdiniz ve 2019 yılında da işte sizin söylemiş olduğunuz önemli bir kararın olduğu bir aşama. Evet. O karar ne kararıydı? Şimdi en son bu İtalyan'ın İtalyan vefat etti. Bakın şanssızlıklar böyle oluyor. Eşi bunu devam ettirmek hocam, istemedi. Etmeyince evet. Etmeyince 10 yıllık kiraladığı yerde 6. yılda Mersinli daha çok keçi boynuzu ihraç eden bir firmanın kirasına geçti. Peki o dönemde de köylü doğru dürüst bir gelir elde edilince bunu 5 yıllık kiralamıştı 2006'dan sonra. Evet. 2020 yılına geçerken 2019 yılında kira bitmeden bir yıl önce köylü genel kurulda bize muazzam bir baskı yaptı. Artık biz burayı satalım. Yıllar önce buraya bir sürü para verdik. Hiçbir gelirimiz yok diyerek kiracısız vaziyette de satış kolay olur diye 2019 yılında bir satış kararı aldılar. Ancak değerini bilmiyoruz fabrikanın. Kaça satacağız? Bunun üzerine 2019 yılında yönetime bir eksper grubuna fiyat tespiti çalışması yaptırıldı. 2020 yılında bir fabrikanın bütünsel bir değerinden çıkarılmasıyla ilgili makine mühendisleri odası Silifke temsilcisi makine mühendisi Emin Zahir Okdemir'le evet. Görüşmeleriniz oldu. Emin Zahir Okdemir merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi günler efendim, iyi günler. 2019 yılında kirası son bulan Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin fabrikasının ve aynı zamanda içindeki makinelerin expert raporu hazırlanması istendi. Siz ne yaptınız? Bu fabrika alanından başlayarak içindeki makinelerle ilgili de bilgi ve değeriyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Buyurun efendim. Alo. Evet, sizi dinliyorum. Ses tam net gelmiyor efendim de ben de çok böyle derin bir yerdeyim de. O zaman tekrar edeyim. Evet. Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin arazisinin büyüklüğünden başlayarak içindeki makineler ve içindeki makinelerin değeriyle beraber makinelerin bugün itibarıyla çalışabilir olup olmadığına ilişkin raporunuz nasıldı? Buna ait olan bilgi verir misiniz? Efendim iyi günler diliyorum size. Her şeyden önce bu işte bilinçli olan Tuğrul Tol, eczacı abimiz ve Doktor Ali Su denetimindeki kooperatiften ben makine mühendisleri Silifke temsilcilik başkanıyım. Beni uygun gördüler ve ekspertiz bu konuda tüm fabrikamıza bir ekspertiz maliyeti çıkartırır mısınız, yapar mısınız dediler. Ben de uygun gördüm, tamam dedim, yaparım. Ondan sonra fabrikayı önce bir dolaştım. Yani bir iki gün dolaştım fabrikada. Sonra ekipmanların listesini çıkardım. Ekipmanların listesini çıkardıktan sonra bu ekipmanlar kurulu aşamasında kim tarafından montaj yapıldı diye Turul abiden yardım istedim. Konya'da bu işi yapan bir başından beri olan bir teknisyen varmış.
o teknisyeni Konya'dan getirtirelim dedim. Getirttirdik. Uygun zamanda sabahtan akşama kadar 3-5 gün arkadaşla çalıştım. Her ekipman paslanma çelik ve çalışır vaziyette olduğunu tek tek gördük. Çalıştırdı, o teknisyenle beraber çalıştırdık. Uygun olduğunu ve çalışır vaziyette olduğunu tespit ettik. Ondan sonra sonra bir maliyetini çıkardım yani ben. O maliyeti de turla bir rapor halinde verdik. Bu ara elektrik mühendisi bir arkadaşımız ve inşaat mühendisi de bir kızımızla beraber üçlü bir heyet halinde bir rapor hazırladık. O raporu da kendilerine sunduk. Yani fabrika çok amaçlı bir fabrika. Ve yani biz hep defneden, ondan sonra harnuftan, keçi boynuzundan bahsediyoruz ama hem zeytinyağı çıkarılabilir hem ayçiçek yağı çıkarılabilecek. Yani çok amaçla kullanılabilecek bir fabrika. Bunu aslında değerlendirmek lazım ve inanın çok üzülüyorum yani ben. Buna kimse sahip çıkmadı yani bu fabrikaya. Yani onun aynı zamanda 25 dönüm, 24,5, 25 dönümde bir yeri var. Ve çok değerli bir yeri var. Kapalı alanı ne kadar, içinde bulunan makineler bugün üretime geçse herhangi bir sorun çıkar mı? Vallahi hiçbir sorun çıkacağına ihtimal vermiyorum ben, çıkmaz. Yani bir elden geçirilmesi lazım tabii. Fabrikanın üretime geçmemesi halinde bir Mersinli olarak ne dersiniz? Evet. Ne kadar bir zaman içerisinde üretime geçmeli ki Mersin ve Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlasın? Efendim, ben bir şey diyeyim mi size? Bu fabrika çok kısa bir sürede bir bakımla, daha doğrusu her ekipmanı tekrar çalıştırıp yağlayarak, bakarak, periyodik kontrolünü, çünkü motorların salma sıraları var, şeyleri var. Ondan sonra akople olan yerleri elden geçirilmesi lazım. Onlar bir elden geçirilir. O önemli bir şey değil. Arkasından da hemen çalıştırılıp faaliyete geçebilecek durumda yani aslında. Makine mühendisim Emin Zahir Okdemir, çok teşekkür ederim göstermiş olduğunuz bu ilgi ve bilgiden dolayı. Aslında ben size teşekkür ediyorum ki böyle televizyonda böyle bir program yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sevgili Tuğrul Tol, evet. Genel kurulda satış kararı alındı. Kooperatiflere karşı olan ilginizi, duygunuzu, bir de mesleğiniz itibariyle burada üretilen ürünler birikişimizi de ifade ettiler. Hem içindeki makinelerin kalitesi, hem içinde bulunan arazinin büyüklüğü ve arazinin bulunduğu konum itibariyle de çok önemli bir yer olduğunu ifade ettiler. Satılması konusunda alınan bir karar, eğer işletim sermayesi olmuş olsa, bulsanız üretime devam eder misiniz? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Kredi yasağınız vardı. Bu kredi yasağı geçen yıl bir sicil affına uğradı bildiğim kadarıyla. Sicil affından da sizin de yararlanmış olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi birinci şey söyleyeyim, mali konuda uzman olduğunuz için biz herhangi bir mali resmi şeyle karşılaşmadık. Biz orada şeyimizi, faizi mahkeme kararıyla sildirip borcu ödeyerek olayı çözdük. Ama kredi aldığımız Orman Bakanlığı'nın Orköy Genel Müdürlüğü ve Orköy Fonu 1984'te kapandı. Başka kaynaklar araştırdınız mı? Başka kaynaklar konusu, zaten fabrika uzun süre kiradaydı. Biz o kira, kendimiz biraz önce söylendiği gibi, benim eczanem var, doktor arkadaşım. Biz olayın borçsuz arsız hale gelmesini, ipotekleri tapudan kaldırıp borcu ödenmesi, inşaat ruhsatlarının sağlamlaşması, bunlarla uğraştık. Ama niyetimiz de
devam etmekti. Fakat bu arada yaşımız, ben 74 yaşına geldim, 80 yaşında. Bizim şu anda esas benim amacım neydi? Eczacı kooperatifleriyle, eczacılarla çalıştırmaktı. Maalesef meslektaşlarım o yolu da. Bu konuda tekrar ısrar etmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Siz bir zamanlar eczacı kooperatiflerini biliyorsunuz. Mersin Eczacı Kooperatifi, Silik Eczacı Kooperatifi'nin devamı olarak kuruldu. Halen devam ediyor. Ancak bu teklifi ben Mersin Eczacı Odası Başkanı olduğum zaman arkadaşlarıma kabul ettiremedim. Böyle bir üretime mesleğimizin tam takdim edeceğimiz şeyi yaptıramadım. Ha şimdi eğer ki örneğin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gültak Eczacı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Divan şey, Büyükşehir, ortağımız aynı zamanda Aysel Öner Eczacı, bir kompozisyon siyaseten bir şey yapıyorsanız, İki eczacı ilçe başkanımız evet. var. Evet. Ama burada şu olabilecek. Üyeler muhakkak suretle bir devirden sonra, yani eczacı kooperatifleri dahi, büyükşehir dahi, bu fabrikayı satın alıp yıllarca oraya para verip şey yapmış kişiler, satma işleminden sonra verdikleri paranın nemasını geri alacak ki biz ondan sonra o işletici kurul bu işi yapsın. Yani bizim kooperatifle işletmeciliği yapma imkanımız köylülerle yok. Satım kararı alınmıştır. Evet. Genel kurulda satılmalı, ancak bu işi yapacak kabiliyette olan kurum ve kuruluşlar almalı ki üretim devam etsin. Tabii. Böylesine bir kurumu ve kuruluşu, tesisi ortaya koymak bugün için neredeyse imkansız. Makine mühendisi bir kişi üstadımız da buranın bütünüyle çalışır vaziyette olduğunu belirttiler ki bu çok önemli ve değerliydi. Komple bir tesis, yemekhanesinden bölümüne varıncaya kadar her türlü tesisleri var. Bu detaylara zaten girecek zamanımız da yoktu. Bu anlamda en uygun yer olarak siz yine meslek grubumuz olarak kooperatif veya kooperatifler birliği buna el atmalı, üretimi ele almalı ya da bir özel bir şirket evet. ama bu konunun bilen, bu konunun uzmanı olduğuna inandığınız kişilerce alınıp değeri bilen bir ekip tarafından alınarak işletilmesi ya da ortağımız olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın buna el atarak işletmesi doğru evet. bir kaynaktır da diyeklinde evet. düşünüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bakın eczacı kooperatifleriyle ilgili, eczacılarla ilgili bir formül olabilir. Bunları her zaman konuşuyoruz. Bir şirket alırsa sahiplenir, risk edecek sermayesini. Ekonomik şartlar dolayısıyla biraz zor. Ama arsa çok kıymetli. O bakımdan da bir daha bulamazsınız bunu deyip ileri görüşlü bir iş adamı alabilir. Büyükşehir Belediyesi olayı da şöyle. Zaten ortağımız. Biz genel kurul yapacağız yakında. Hemen yönetimi. Buyurun başkan okun. Daha önceden kaymakamlıklar her zaman başkanımız oldu. Buyurun gelin. Gelin yönetime. Makine mühendisiniz var, elektrik mühendisiniz var. Kurun orada kadroyu. Olayın bir fizibilite raporunu çıkarın. Tarım daire başkanlarına devamlı söylüyoruz. Fakat büyük bir proje olduğunu görüyorlar. Bakın, diyorlar ki biz burayı nasıl işleteceğiz? Eğer her şeyi açık söylemek gerekirse biz gittik. Sayın Reis'e Vahap Seçer'e ulaşamadık. Mümkün olmadı. Milletvekilleri araya koyduk. Buradan hepsini. Bir çağrımız olsun. Buradan bir çağrımız olsun. Fakat tesisin büyüklüğü politikacıyı çekindiriyor. Evet.
cesaret yapılacak. Ne diyor Tarım Şube Müdürü? Ben 1000 tane üye bu büyük fabrika bunu nasıl kotaracağım Tuğrul Bey diyor bana. Ben diyorum ki bir eczacı olarak, bir doktor olarak ben bu taşın altına giriyorum da koskoca Mersin vilayetini büyük şehir olarak idare eden bir belediye nasıl bana soruyor bunu diye söyledim. Kusura bakmayın, biraz utandırdım yani bu vaziyeti. İstedikleri zaman gelsinler. Hani bizim malımız değil bu. Biz burayı pırıl pırıl borçsuz arsız bir hale getirmişiz. Çalışacağız. Sıfır borcu var şu anda. Bunu bir şekilde bakın, işin acı tarafı. 1036 ortağı olan bir kooperatifin yönetim kurulu üyesisin. Genel kurulda aldığınız yetki nedir diye sorarlar diye düşünüyorum. Bunun cevabını alabilir miyim? Şimdi bilir kişilerin sadece Silifke Makine Mühendisleri Odası'nın Zahir Okdemir Bey'in yaptığı elektrik mühendisi ekibinin dışında bu konuda Türkiye bazında Urfa, Adana bu bölgelerde çalışıp İzmir'de yağcılık sektöründe çalışıp emekli olmuş bir sigorta tespit şirketinde de bir ekip getirdik. Onun raporuyla birlikte ortalama bir değerden satış yetkisini aldık. Fakat bu yetkiyi komple satma tipinde aldık. Biz ise parça parça da satalım. Çünkü yem sanayinde ekstraksiyonu isteyen çıktı. Yetkimiz var diyorsunuz. Ama parça parçayı daha yeni 24 Temmuz 2022 tarihinde parça parçayı aldık. Komple kiralamak şöyle bir teklifler geldi. Dedi ki ben arsaya, binaya parayı vereyim. Makineyi kiralayayım, makineleri. O şekilde yapayım. Ama benim kiralama yetkim yok. Ne oldu? Köylü sanki bu şekilde bir satışta benim elime para geçmez, bir şey olur diye korkusundan kiraya karşı. Böyle bir inatla bunu şey yapıyor. Yani bu şekilde büyükşehir, devlet... Satışla ilgili bir problem yok diyorsunuz. Yok. Tamam. Parça parça yetkisini de aldık. Distilasyon şeyi ayrı, arazi olarak da verebiliriz. Oraya doğru geldik. Artık çaresizlikten. Korona dolayısıyla 2 sene genel kurul yapamadık. Eksper raporu verdi. Satış etkisi alamıyoruz. Toplantı yapılamıyor. 1000 tane üye olunca 200'e kadar üye ile toplantı yapabilirsiniz diyorlar. 1000 üyelik kooperatife korona yayılır diye vermiyorlar. 2 sene de öyle geçti aradan. Evet. Kirasız orası boş kaldı. Birkaç hırsızlık vakası oldu. Şimdi diyoruz ki bakın iş adamlarına çağırıyoruz. Koskoca Mersin. Sanayisi var. Organize büyük sanayileri var. Buradan onlara Mersin Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği. Bunlar 80 kilometre uzağında Mersin'den böyle bir ayrı bir sektör olacak. Bakın kozmetik esans yan kuruluşlarıyla korkunç bir şey. Turizm katkılı. Bu esansların aromatik banyoları var. Kompleksler yapıp yanında Ayatek'le tarihi arabeleri var. Tarihi bir uluslararası vaftiz yeridir orası. Evet, böyle bir yeri de kompleks getirip belediyeler bu işi büyük bazda. Deniz manzarası. Evet. Deniz yan tarafı. Şimdi şunu söylüyoruz biz. Biz görevimizi yaptık. Bakın ben İtalya'dan, Vali Bey bana bu görevi verdiğinde İtalya'dan İtalyan firmayı buldum. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir çabadır o? O çabayla Milano Ateşliği'nden bu fabrikayı, bakın şansa bakın, bir yandan müteahhit ölüyor ama aynı günden önce İtalyan firma, iki makinesi kardeş kavga ediyor, ayrılıyor.
bunun belgesini Cenova Ticaret Sicili'nde bulup devlete karşı dava açıyorum. Öyle faizi, trilyonlarca lira o günkü parayla faizi sildiriyor. Çok ciddi bir gayretiniz var. Yani bununla bitirdim, ben yapacağımızı, biz yapacağımızı yaptık. Yanımda köylüleri, benim çocukluğum Silifke'de geçmedi. Ama Akdere köylüsü Ali Bey sayesinde benim eczanem var, tamam ben Silifke'liyim ama benim yaşantım o derece değil. Kefil oldu bana Ali Bey. Kendisine teşekkür ediyorum. Dürüst olduğumuzu gördü. Bu dürüstlük dışında olmazdı. İki tane sahiplenildi. Bizim şeyde bir avukat var. İki tane öğretmen var. Bir işte doktor var. Bir eczacı var kooperatifte. 1000 tane üyenin içerisinde bu işi ben yaparım diyecek insan yok. Biz bunu temizledik. Borcunu sildik. Tapuda ipotekleri kaldırdık. Evet. Sunuyoruz. Randevu istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımızdan formüllerden biri. Bir zahmet etsin gelsin. 2 gün önce gece uykum kaçtı. Bir yerli televizyon şeyinde Çaltı Bozkırk köyündeki Lavanta Kooperatifi'nin şeyini izliyorum. Kaymakam gelmiş. Şu gelmiş, bu gelmiş. Nutuklar atılıyor. Dedi ki kooperatif başkanı, ürettik lavantayı. Baktık, nerede bunun yağını çıkaracağız? Anlatıyor. 10 kilometre aşağıdaki fabrikayı bilmiyor. Bitiriyor. Bu fabrikaya gelip bunu yapalım demiyor. Geliyor Mersin'den, kenar köşede bir esans çıkaran yere gidiyor. Fuat Seçer Bey de ona küçük bir distrasyon kazanı hediye ediyor. Son mesajlarınızı alabilir miyim? Vallahi ben işte 3 boyutta emek verdiğim, Türkiye'nin ilk eczan kooperatifi olarak kurduğum, şu anda da bu sebepten dolayı ayrılmışım. Mersin Eczan Kop ve onun birlikleri sadece ilaç alıp dağıtıyorlar. Buradan çıkıp kendi mesleklerine dönen böyle bir kısmeti Mersin'de değerlendirsinler. Ona açığım hala. 2. Büyükşehir, Silifke Belediyesi. Otururuz, o bir formül. 3. Bütün Mersin sanayicileri, tüccarları. Eğer bir marka, herkesin yapmadığı bir şeyi ele geçirmek, bir sektörü ele geçirmek istiyorlarsa buyurun, kapımız ona da açık. Elimizdeki bugüne kadar bir eczacı olarak ayrıca elde ettiğimiz bütün bilgileri, üretimle ilgili şeyleri onlara, kim hangi çalıştır kişilerle, bunların hepsini ruhsatlarıyla şeyleri vermeye hazırız. Buyurun, şey ortada. İnsanları bekliyoruz, müteşebbisleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Mersin Eski Milletvekili Doktor Ali Su Başkanım. Son olarak neler söylersiniz? Ben bu toprağın yetiştirdiği insan olarak, bir cumhuriyet sevdalısı, bir Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği yerde böyle bir tesisin çalışmasını, bu ülkeye gelir getirmesini, yarar sağlamasını istiyorum. Yani parçalanmasını dahi istemiyorum. Sırf hekim olarak, emekli olarak, 80 yaşına gelmiş bir kişi olarak ben bu işin çalışmasını istiyorum. Bunun için daha o dağdan kalkıp gelip her gün o fabrikaya gecesi gündüzü yok. Bu ekip her gün oraya kontrol ederken ne bekliyor? Hiçbir şey. Onun çalışmasını istiyor. Orada bir varlık olsun. Bu memlekete bir hizmet olsun. Ben 55 yıllık hekim olarak bu memlekete nasıl karınca bir hizmet olsun diye bu toprağa canımı, kanımı vermeye hazırım. Ama çalışacak kişiye de destek olmak için her türlü fedakarlığı gösteririm. Sevgili Başkanım, çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün çok önemli bir konu üzerinde sohbetimiz oldu.
Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin içinde bulmuş olduğu durum ve Silifke Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin eşi benzeri olmayan bitkisel yağ, esans ve bitki kurutma paketleme fabrikasının üretime kazandırılmasının ve Mersin'e bir değerli bir marka kazandırılmasıyla ilgili çok önemli bir sohbetimizdi. İki değerli konuğumla sohbetimiz oldu. Kooperatif Başkanımız Doktor Ali Su ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyemiz Eczacı Tuğrul Toldu. Her insan kendisinde sandığından fazlası olduğunu bilmelidir. Hayat yeni bir yaşam aramak değil, insanın kendini araması ve kendini bularak başarıyı yakalamasıdır. Ne çekiyorsak akıllı insanların duygusuz, duygulu insanların etkisiz, etkili insanların da akılsız olmasından çekiyoruz. Allah hiç kimsenin aklını canından önce almasın. İyi akşamlar.